Dizi TV'de ekranların reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz'e uzanıyoruz. Yapımın iki sevilen kahramanına hayat veren Öykü Gürman ve Sinan Tuzcu'yla karakterleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Asiye ile Mustafa, Sen Anlat Karadeniz'in adeta tuzu biberi. İzleyici bu iki tatlı karakteri de, onlara hayat veren oyuncuları da çok sevdi. O kadar büyük bir sevgiyle karşılaşıyorum ki. Bana baktıkları zaman, hatta bu dün oldu kuaförde. Tanımadığım bir bayan bana bakıp gülmeye başladı. Sonra dedi ki, sizi çok seviyorum dedi. Hem Öykü Gürman'ın sesi, hem Asiye'nin hareketleri, beden dili, ses tonu, işte dizide söylediğiniz şarkılar hepsi o kadar bütünleşti ki bizim gönlümüzde dedi. Biz sizden hiçbir zaman ayrılmak istemiyoruz. Yani Asiye'yi yıllarca izlemek istiyoruz dedi. Dedim ki abla ne yaptın? Umarım öyle olur tabii ki. İyi düşünmüşsünüz vallahi. Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Yiğit. Asiye abla yapmasana şunu. Ya daha ne olduğunu bile anlamıyor. Seyirci onları her zaman Sen Anlat Karadeniz'deki karakterleri gibi görmek istiyor. Ya herkes tabii Mustafa ile karşılaşmak istiyor. Hani niye öyle yürümüyorsun, niye öyle konuşmuyorsun, niye öyle bakmıyorsun diyen çok oldu. Sen bu kadar zayıf bir adam mısın ya, Mustafa daha kilolu diyen çok oldu. Neden zayıfladın diyen çok oldu. Oradan da hoş şakalar çıkıyor tabii. Ben daha çok hani kamera yokken Mustafa olmayı tercih etmiyorum. O biraz büyüsünü kaçırıyor galiba. O nasıl hareketi zalimin oğlu? Oy Asya. Asya'm sen bilema tut bakayım bunları. Efendim? Bıktım o asiler. Bırak asın. Oğlum senin kim aşk hadi? Yavaş yavaş. Bu nedir bu? Anne acelemiz var. Öktü haydi. Niye? Ne niye? Doktora gideceğiz ya. Oğlumu göreceğim. Asiye ve Mustafa ikilisi olmasaydı herhalde Sen Anlat Karadeniz bu kadar lezzetli olmazdı. Sempatik aşıklar her birimizin evinin birer ferdi haline geldi. Oyuncu hiçbir zaman ben şu kadar reyting aldım, ben bu kadar reyting aldım diye bakmaz. En azından ben bakmıyorum. Ben ne kadar daha samimi olabilirim, ne kadar daha benden bir şey katabilirim, karakteri ne kadar kağıdın üstündekinden daha böyle okuduğumuzda ve izlediğimizde diye arada bir fark vardır. O farkı nasıl kapatabilirim diye uğraşıyorum. Yani hep böyle senin gibi bir gelinim olsun, senin gibi bir kızım olsun, senin gibi güzel şarkı söyleyen var mı? Tabii ne kadar büyürseniz o kadar küçülmeyi de öğretiyor hayat. Çok daha hazmederek ve maneviyatımı daha güçlendirerek yaşıyor oluyorum. Çünkü inanın o sevginin ötesinde başka hiçbir şey yok gerçek olan. Yani en samimi ve gerçek olan o sevgi benim gerçekten gözlerimi doldururcasına bir sevgi yaşatıyorlar bana. Yani çok şükürler olsun 10 yıldır bu sektörün içindeyim. Ama Asiye ile birlikte yaşadığım mutluluk tarif edilemez. Başarılı oyuncu Sinan Tuzcu, Mustafa ile bambaşka bir adama dönüşüyor. Tabii beraber çalıştığım ekiple de ilgili bir şey. Hiçbir oyuncu tek başına bir şey yaratamıyor. Ben önce içeriden, kendi iç duygumdan başladım yaratmaya. Adım adım, basamak basamak. Sonra dışarıda karşılaştığı tepkiler de Mustafa'nın, yani oyuncu arkadaşlarımla karşılaştığı tepkiler de çok tatlı olunca ortaya iyi bir sinerji çıktı. Öyle olunca da iş gittikçe yükseliyor. Hep üstüne bir şey koymak istiyorsun sette. Durumlar kötü mü abi ya? Yok yangazım. Neden kötü olsun? Maşallah. Paranın, müşterinin içinde yaşıyoruz ya. Haberin yok mu? Benim yok. Lan sizi yangaz! Gel lan! Asiye kızım nereye? Asiye bir dur ya! Ay tövbeler olsun ya. Saniye kaleni varlığın bir dert yok mu? Başka bir dert alalım. Sen bunu nasıl ettin ya? Öykü Gürman Asiye ile adeta hayallerini yaşıyor. Kayıt deyince içimden böyle bir Asiye ile bütün heyecanımı dışarıya, bütün yeteneğimi, heyecanımı yapmak istediklerimi. Çünkü oyunculuk bu yüzden güzel. Belki normal yaşantınızda oynamıyorsunuz, gerçek oluyorsunuz. Ne kadar gerçekseniz o kadar iyi. Ve şey gibi hissettim böyle.
Bu zamana kadar biriktirdiğim, bütün yapmak istediğim, hayalini kurduğum şeyleri Asiye ile yapıyormuşum gibi hissettim. Bu da bana başka bir güç kazandırdı zaten. Jandarma gelmedim da. Seni almaya gelmişlerdir. Beni mi? Tahammüden gelinlere eziyet etmekten hakkında şikayette bulundum. Tövbe estağfurullah. Bitmiş ki kaldı şu Lari'de. Öğleye kadar yatılmaz bu evde. Bellesin gelin hanım. Benim de ilk bellediğim dersti. Mustafa! Karakterlerin başarısının ardında iyi bir ekip uyumu var. Çok eğleniyoruz çekerken. İnsan bazen ağlarken de eğlenebilir. Hani bu söylediğin yanlış anlaşılmasın. Eğlenmekten kastım gülmek değil. Hani başarılı bir şey yapınca, önce biz beğenince karşımızdaki insanları da beğendirdiğimiz düşüncesi bizi daha motive ediyor. Ertesi gün sete daha bir isteyerek geliyorsun. Çekerken de izlerken de ben Öykü'ye çok gülüyorum açık söylemek için. Kendime çok gülebildiğimi söyleyemeyeceğim. Yani hani çok şey yapamıyorum kendime. Ama hani Öykü'ye bayağı kahkahalarla gülüyorum yani. Zor oluyor bazen hatta çekmek. Ama keyifli işte. Yani o enerji bizi yukarı bir şey yapıyor, çekiyor. Gerçekten seyirci de kelimenin tam anlamıyla böyle 12'den vurdu. Özellikle çocuklar çok seviyor. Yani o Yasiyem, o Mustafa'm. Keyifli bir şey oldu yani. Ya kuşupli. Hepsi sen on mu? Oo Yasya. Oy. Ney Mustafa'm ney? Oo Yasya. Oy. Ney Mustafa'm ney? Oo Yasya. Oy. Ney Mustafa'm ney? Oo Yasya. Oy. Ney? Sen Anlat Karadeniz'le ilgili merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de. Sen Anlat Karadeniz ATV'de. Detaylar Dizi TV'de. Takipte kalın. Yengem Dizi TV'de yok. Bizi kaçırmak istemiyorsanız buradan izleyebilirsiniz.